Hazreti İbrahim'in duası ve Hazreti İsmail. Hazreti İbrahim bu olaydan sonra kendine inanan küçük bir grupla doğduğu ve büyüdüğü topraklardan ayrılarak Mısır'a gitmeye karar verdi. Amcasının kızı Sare ile evlendi ve yanlarına kardeşinin oğlu Lut'u da alarak yola çıktılar. Hazreti İbrahim ve yanındaki inananlar şehirden ayrıldıktan sonra şehir sivrisinek istilasına uğradı. Sivrisinekler Nemrut'un burnundan kafasının içine girdiler. Tüm doktorlar toplandı. Ama Nemrut'un kafasındaki sivrisinekler ölmüyor, kafasının içinde uğuldayıp duruyordu. Nihayet Nemrut, sineklerden kurtulmak için kafasını bir o yana bir bu yana duvarlara vura vura öldü. İşte yeryüzünde zalimlerin cezasını Allah böyle küçük bir sivrisinekle bile verir. Hazreti İbrahim uzun bir yolculuktan sonra Mısır'a vardı. Eşi Sare ve yeğeni Lut ile oraya yerleşti. Lut daha sonra başka bir bölgeye doğruları anlatmak üzere peygamber olarak görevlendirildi ve Mısır'dan ayrıldı. Mısır'ı o dönemde Firavun denen krallar yönetiyordu. Hazreti İbrahim Firavun'la tanışmış, Firavun ondaki özellikleri fark etmiş ve ona Hacer isminde bir hizmetçi hediye etmişti. Hazreti İbrahim'in Sare ile mutlu bir evlilikleri vardı. Ancak evliliklerinin üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen henüz çocukları olmamıştı. İkisinin de yaşı bir hayli ilerlemişti. Sare eşine bir çocuk verememenin üzüntüsünü yaşıyordu. Bu nedenle Sare, Hazreti İbrahim'in Firavun'un hediye ettiği hizmetçi Hacer ile evlenmesini istedi. Hazreti İbrahim, Yüce Allah'ın bu konudaki onayını alarak Hacer ile evlendi. Bu evlilikten kısa bir süre sonra İsmail adını koydukları güzel mi güzel, şirin mi şirin bir erkek çocukları dünyaya geldi. Hazreti İbrahim bu bebeğin dünyaya gelişine çok sevinmişti. Ancak bir sorun vardı. Sare annemiz başlangıçta bu evliliği desteklese de çocuk doğduktan sonra Hacer'i ve küçük İsmail'i kıskanmaya başladı. O da bir insandı. Hislerine söz geçiremiyordu. Yüce Allah, Hazreti İbrahim'e Hacer'i ve küçük İsmail'i alarak uzaklara gitmesini emretmişti. Hazırlıklar yapıldı, yola çıkıldı. Hacer, Allah'tan gelen bu emre karşı boynu bükük tam bir teslimiyet içindeydi. Nereye gidilecekti? Kimse bilmiyordu. Yolların uzadığı, ayakların yorulduğu bir sıra kuş uçmaz, kervan geçmez bir vadide yolcular durdu. Buraya mı yerleşilecekti? Burası hiç kimsenin uğramadığı unutulmuş bir yerdi. Evet, buraya yerleşeceklerdi. Hacer annemiz ve küçük İsmail'in yanında birkaç günlük yiyecek ve su vardı. Hazreti İbrahim, Allah'ın emri üzerine en değerli varlıklarını oracıkta bırakarak geldiği yöne doğru gitmeye başladı. Hacer annemiz, "Ey İbrahim, bizi bu ıssız vadide bırakıp da nereye gidiyorsun?" Hazreti İbrahim'den ses yoktu. Hacer soruyu tekrarladı. "Ey İbrahim, bizi bu ıssız vadide bırakıp nereye gidiyorsun?" Arkasından yine sordu. "Bunu sana Allah mı emretti?" Hazreti İbrahim gözden kaybolmadan "Evet" deyince Hacer annemiz inanmış bir insanın şu örnek dolu sözlerini söyledi. "Öyleyse Allah bizi asla yalnız bırakmaz." Hazreti İbrahim çok uzaklardan geride bıraktığı iki emanete baktı ve ellerini kaldırarak şöyle dua etti. "Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evin Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler."
Koskoca çölde yapayalnız kalan anne ve çocuğun yiyecekleri ve suları bir süre sonra bitti. Küçük İsmail susuzluktan ağlamaya başladı. Hacer annemiz telaş içinde sağa sola koşmaya ve su aramaya başlamıştı. Bir Safa tepesine, bir Merve tepesine koşuyor, gelen giden olup olmadığını araştırıyordu. Sabırlar tükenmek üzereydi. Tüm umutların tükendiği anda İsmail susuzluğun verdiği acıyla topuklarıyla toprağa vuruyordu. Bu esnada bir mucize daha gerçekleşti ve Hazreti İsmail'in ayakları altından tatlı mı tatlı bir su fışkırmaya başladı. Hacer annemiz suyun fışkırdığını görünce sevinçle oraya doğru koştu. Su süratle akmaya, çağlamaya devam ediyordu. Kendi dilinde "Dur" anlamına gelen "Zemzem" dedi. Suyun akma hızı yavaşladı. Hacer annemiz suyun etrafını çevirdi. Kana kana su içtiler. Suyun bulunması bu ıssız çöle hayat vermeye başladı. Uzaklardan gelen insanlar suyu görünce buraya yerleşiyorlardı. Yapayalnız olan anne ve oğlun yeni yeni komşuları oluyordu. Buraya yerleşenler suyun bulunmasına öncülük eden anne oğula sevgi ve saygı gösteriyordu. İşte Allah sevdiği kullarını ve kendine güvenenleri bir kez daha yalnız bırakmamıştı. Hazreti İbrahim, Mekke denilen bu vadiye yerleştirdiği eşi ve çocuğunu zaman zaman ziyaret ediyordu. İsmail büyümüş, artık babasıyla sohbet edecek, oyun oynayacak çağa gelmişti. Baba oğul çok iyi anlaşıyorlar, birlikte güzel vakit geçiriyorlar, kırları, dağları, tepeleri geziyorlardı. Hazreti İbrahim bir peygamberdi ve peygamberlerin gördüğü rüyalar özel anlamlar taşırdı. Hazreti İbrahim bir gece bir rüya gördü. Rüyasında oğlu İsmail'i kurban ediyordu. Sabah uyandığında tedirgindi. Bu Allah'ın bir emri miydi acaba? Rüyasından emin olmak için bekledi. 3 gece üst üste aynı rüyayı gördü. Evet, Yüce Allah oğlu İsmail'i kurban etmesini istiyordu. İsmail, Hazreti İbrahim'in en değerli varlığıydı. Uzunca bir süre evladı olmayan Hazreti İbrahim, şimdi evladıyla sınanıyordu. Ancak Allah sevgisi evlattan da, mal, mülk, makam ve mevkiden de daha üstündü. Hazreti İbrahim bu emri yerine getirmeye karar verdi. Oğlu İsmail'e hazırlanmasını, yanına bir ip ve bıçak almasını söyledi. Baba oğul yola çıktılar. Mekke yakınlarındaki Mina denen yere geldiler. Hazreti İbrahim İsmail'e, "Oğlum, rüyamda seni kurban ediyorken gördüm. Ne dersin bu işe?" dedi. İsmail küçük bir çocuktu ama Allah'a iman etmenin verdiği olgunlukla, "Babacığım, emrolan şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." dedi. Saffat Suresi 102. Hazreti İbrahim oğlunun bu cevabı karşısında duygulandı. İkisi birlikte Allah'a dua ettiler. Sonra Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmek isteyince bir de ne görsün? Bıçak İsmail'i kesmiyor. Hazreti İbrahim yıllar önce Nemrut'un ateşinin kendisini yakmadığını hatırlayarak Allah'a şükretmeye başladı. Baba oğul Allah için en değerli şeylerinden vazgeçebileceklerini göstererek bu sınavı kazanmışlardı. Bunun üzerine Yüce Allah Cebrail isimli meleğiyle onlara bir koç gönderdi ve bunu kurban etmelerini istedi. Hazreti İbrahim ve İsmail sevinç ve heyecanla koçu Allah adına kurban ettiler. O zamandan beri tüm Müslümanlar Allah rızası için kurban kesmeye başladılar. Müslümanlar Allah için gerekirse canlarını ve en değerli varlıklarını feda edebilmeyi göze almalıdır. Hazreti İbrahim ve İsmail bize bu konuda en güzel şekilde örnek olmuşlardır.
çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa girince İbrahim ona, ''Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?'' dedi. O da, ''Babacığım, emrolan şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.'' dedi. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip, İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik. ''Ey İbrahim, gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu İsmail'i kurtardık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızdandır.'' Bu olaydan sonra Hazreti İbrahim, Sare annemizin yanına döndü. Uzun yıllardan sonra bir gün Cebrail, Yüce Allah'ın Mekke'de Kabe denilen bir mabet yapmasını emrettiğini bildirdi. Hazreti İbrahim bu emri alır almaz yeniden Mekke yollarına düştü. Mekke'ye geldi. Oğlu İsmail artık büyümüş, delikanlı olmuştu. Hazreti İbrahim oğluna Allah'ın emrini anlattı ve kendisine yardım etmesini istedi. Cebrail, Kabe'nin nereye ve ne şekilde yapılacağını tarif ediyor, baba oğul gece gündüz çalışarak dağlardan büyük taşlar getiriyor ve onlara şekil vererek Allah'ın emrettiği şekilde binayı tamamlamaya çalışıyorlardı. Bina yükselirken hatalarının bağışlanmasını diliyor, aynı zamanda da kendilerinden sonra gelecek nesillerin de Allah yolunda olması için dua ediyorlardı. Kabe'nin duvarları yükselince taşları yukarı çıkarmalarını kolaylaştırmak için bir mucize daha gerçekleşiyordu. Üzerine çıktıkları bir kaya parçası asansör görevini görüyor, ağır taşları en üstlere kadar çıkarmalarını sağlıyordu. Bu kaya parçası bugün bile hala Kabe'nin yakınında Makam-ı İbrahim adıyla saklanmaktadır. Allah için yaptığımız bir işte Yüce Rabbimiz bizlere tıpkı Hazreti İbrahim ve İsmail'e yaptığı gibi yardım edecektir. Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin, diyorlardı. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğrensin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Bakara Suresi 127-129. Allah bu iki güzel insanın duasını kabul edecek ve birçok peygamberin bu nesilden türemesini sağlayacaktı. Kabe'nin yapımı bitince Yüce Allah Hazreti İbrahim'den tüm insanları Kabe'ye çağırmasını ve orada kendine belirli şekilde ibadet etmelerini emretti. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Hac Suresi 27. Yüce Allah bizim için de ömrümüzde bir defa belirli günlerde Kabe'yi ziyaret etmemizi emretmişti. Biz bu ibadete hac ibadeti diyoruz. Hac ibadeti İslam'ın 5 temel emirlerinden biridir. Kabe'ye bu ibadeti yerine getirmek için giden Müslümanlar, Allah'ın yolundan ayrılmayacaklarını, onun emirlerini yerine getireceklerini ve ona olan bağlılıklarını tekrarlamış olurlar. Tıpkı Hazreti İbrahim ve İsmail'in yaptığı fedakarlıklar gibi, kendilerinin de Allah sevgisi ve hoşnutluğu için birçok fedakarlıklarda bulunabileceklerini gösterirler.
Hazreti İbrahim'in daveti dünyanın sonuna kadar devam edecek, Müslümanlar bu davete uyarak hac ibadetlerini yapmak üzere Kabe'ye koşacaklardır. Hazreti İbrahim, Kabe'nin inşasından sonra diğer eşi Hazreti Sare'nin yanına döndü. Artık ikisi de çok yaşlanmıştı. Günlerden bir gün Hazreti İbrahim'in kapısını güzel giyimli üç genç çaldı. Ona, "Misafir kabul eder misin?" dediler. Hazreti İbrahim misafiri çok sever, evinde ne varsa ikram eder, misafir göndermesi için Allah'a dua ederdi. Misafirleri görünce çok sevindi. Hemen hazırlıklar yaptı, sofrayı donattı. Misafirler sofraya el sürmüyorlardı. Hazreti İbrahim kötü niyetli olabileceklerinden endişe etti. Gelen üç genç, Hazreti İbrahim'e kendilerinin melek olduğunu, kendisine bir müjdeli haber getirdiklerini bildirdiler. Hazreti İbrahim merak etmişti. Melekler, Hazreti Sare ile Hazreti İbrahim'in bir bebekleri olacağını müjdelediler ve adını İshak koymalarını istediler. Hazreti Sare şaşkınlıktan ve sevinçten ne yapacağını bilemiyordu. Ancak bu nasıl mümkün olurdu? Kendisi ve Hazreti İbrahim çok yaşlanmışlar ve bir çocuk sahibi olabilecek özelliklerini kaybetmişlerdi. Melekler bunun Allah'ın bir hediyesi olduğunu söylediler. Hazreti İbrahim buradan ayrıldıktan sonra nereye gideceklerini sordu. Onlar da amcasının oğlu Hazreti Lut'un toplumunu cezalandırmaya gideceklerini söylediler. Hazreti İbrahim çok üzüldü. "Peki ya Lut?" diyebildi. Melekler onun ve ona iman edenlerin kurtulacağını haber vererek oradan ayrıldılar. Bu olaydan kısa bir süre sonra Hazreti Sare hamile kaldı ve Hazreti İshak'ı dünyaya getirdi. Hazreti İshak'ın soyundan Yakup ve Yusuf peygamberlerimiz dünyaya gelmişlerdir. Hazreti İbrahim, Allah'a yürekten bağlılığı, cömertliği, sıkıntılara karşı sabretme gücü ve insan sevgisiyle bütün dinlerin büyüklüğünü kabul ettiği yüce bir peygamberdir. Allah hepimizi Hazreti İbrahim'in ve tüm peygamberlerin yolundan giden kullarından eylesin. Hazreti İbrahim vefat ettikten sonra Kabe ile ilgili hizmetleri ve hac ibadeti ile ilgili görevleri Hazreti İsmail yapmaya başladı. Hazreti İsmail, Mekke ve çevresindeki insanlara peygamber olarak seçildi ve onlara doğrulukları, güzellikleri anlattı. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Hazreti İsmail'i şöyle anlatır. Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o, sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da doğru yola erdirmiştik. Her birini alemlere üstün kılmıştık. Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şunlar, inanmayanlar bunları tanımayıp inkar ederlerse, biz onları inkar etmeyecek olan bir kavmi onlara vekil kılmışızdır. Hazreti İsmail, peygamberlik görevini tamamlayınca Mekke'de vefat etti. Kabe yanında Hicr denen yere gömüldü.